Teknik adamın da ağzından çıkacak her şey hocam. takımı bağlıyor. Futbolcu var ya futbolcu. Evet. Futbolcu bir oraya bakıyor bir buraya bakıyor. Ben de onu söylüyorum. Emre ne diyor? Erol ne diyor? E, ağızları birse hocam. ne olacak abi. Hocam. Hiç görmedim ağızlarını bir oldu. Hayır. Hocam işte biliyorsun. takımdan belli ağızlarının hayır, hayır. ne oldu. Ben sana ya, takım, hocam, takım gösteriyor Gürcan. Abi, ta Trabzon takım ne oynuyor ya? Tra takım bana uzun zamandır ne oynuyor abi söyle. Trabzon Spor, Beşiktaş ve Galatasaray'da öyle bir kurum, ya, e, kurumsal yapıda öyle bir zaten title yok yani öyle bir sportif direktör yok. Ondan da öyle oluyor. Yani Fatih Hoca da, Sergen Hoca da, Abdullah Ağca da yok solgulmaması. Sistem bu evet. o zaman. Şimdi e, er, Erman Hoca'nın söylediği evet ben de onu söyledim. Konuşmam başında. başından beri yani, söylediğim yani, olay Yani direkt bu. direkt Emre'nin oraya söyleyeyim olay. gitmemesi gerekir. Bunu haftalar önce de söyledim. ilk defa değil. Ama Erol Hoca aynı şey söylüyorsunuz. Tabii a, hayır. Hmm. Ayrı, yani, Erol Hoca... iki ta yani Erman Hoca da diyor ki futbolcular siz de onu söylüyorsunuz hmm. farklı şekillerde. Futbolcular ona mı ona Aynen. mı baksın. Hı, baksın? Etkileniyorlar. Dolayısıyla Aynı, tek olur. ses olmuyor diye Tabii. siz söylüyorsunuz. Ermen Hoca da teknik Tabii. olarak da bu anlamda Başından bir Başından görüntü beri söylüyorum Hayır, Zaten bir canda yok öyle bir şey. Zaten bir taktik, konuşacak taktik teknik olarak da konuşabilirler. Bunda bir şey yok. Gider Emre dışarıda Hayır, şimdi, buluşurlar şimdi kulüpte. Emre Belezoğlu'nu her gün mü dinliyoruz? Emre Be Belezoğlu. Yo, ara sıra. Emre Belezoğlu son bir ayda iki defa konuştu. O da 10 dakika 15 dakika ya konuşabilir de ee, Gürcan şey, bile gayet doğa sportif direkt. İki, i̇kincisi, burada önemli olan Samandıra'da, yani Erol Hoca'nın başka ağız, Emre Belözoğlu'nun başka ağız taşımış olması. Bu var mı? Biliyor musunuz böyle bir şey olduğunu? Bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Yani Erman Hoca bu, diyor ki va, va, sonuçlardan va, var dolayı var gibi. Gönle... Sağ içindeki disiplinsizlik var. Sağ, sağ içinde bir disiplinsizlik varsa, Reha Hoca'nın dediği doğru. Orada Emre Belözoğlu'nun da devreye girmesi lazım ya ceza kesecekler ya kadı dışı bırakacaklar ya kıtacaklar. Yani bu, bu düzen için iç, için çok geç kaldı ama Gürcan. İlk ama daha burada, bir oyuncu kulübeye geldi. Burada de, mesela musun? Bu, Sinan falan böyle ilk değişikler oldu ya. Mert Hakan daha o Sosa. zaman bu, bitti. Bugünkü yani Sosa aynı. Orada daha ilk böyle disiplin anladın mı? Ne yazıyorsa bugünkü onunla disiplin bu, bugünkü kulübünde anladım. O maddede ne yazıyorsa bugün, o cezayı vereceklerdi. maçın öze, özel, konuşursak mesela Fenerbahçe Hatay'ı yendi. Bugünden çok daha kötü oynadı. Karabük'ü gümrüğü yendi. Bugünkü oyundan çok daha kötüydü. Kazandı ama bu maçları. Bence e, ya, ya kazandığı zaman da göre. iyi oynamıyordu ki. Onu konuşuyorduk. Aynen. Kazanır. O maçlara göre. Bugün, üç puan çok iyi. Üç, hayır. 3 puan çok bugün, iyi değil. Bugün, bugün, Işık vermiyor bugün, vermiyor Fenerbahçe. Mesela, ya Gustavo'nun Re, türündeki vücut dilini gördüm. Çok kötü ya. Bugün Real Hocam'da... Gustavo maç seyrediyor. Vücut dili <laughs> çok kötü. <laughs> evet. Bugün Real Hocam'da şöyle ayırıyor. Bugün topu <laughs> rakibe de vermedi. Bir top evet. Fenerbahçe'deydi. Tabii Fenerbahçe'de ama, evet. Ama hocam öyle bir kakafoni var ki. Ama oynaması. Yani Aynen bir, diyor Ama oyna, top ayağında yani, evet. ele bir su, öyle, bir su öyle, oynaması öyle bir kakafoni mi? var ki yani e, kendi birinci bölgesinde otobüsü çekmiş. Göztepe takımı. Çekecek. Ne çekecek yapacak? tabii ya, tabii. Tabi. Futbol burada otobüsü bir, çekmiş, bir şey demiyorum. Çekecek. çekecek. Antalya Spor'da Galatasaray'ı çekti. Berabere kaldı. futbolda var. Beşiktaş maçı da Antalya'da beraber kaldı. Niye çekti demiyorum ki. Çekmiş. Evet. Ben de çekti Göztepe bugün otobüsü. Bir sıfırını koruyor. Evet. Doğru da yapıyor. Yani o Kontra e, silahları da var ve e, mesutlu bir takımda neyi bekliyorsun? Oradaki öndeki oyuncuların topu yüzü dönük yani rakip kale yüzü dönük buluşmaları. Bak Uyan Kaç Karaman diyor, diyor ki Fenerbahçe'nin hiç... bilinçli olarak oluşturduğu fazla bir, bir pozisyon yok diyor. Doğru. Yok doğru. 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 Ya, Yok, doğru abi. Karambol ve doğaçlama tehlikeli var. pozisyonları var. Göstebe daha tehlikeli Tabii. geldi. Hocam karambol ve doğaçlama oyunları var. Feyyaz Hoca bir süredir dinliyorsunuz. Sportif direktör kavramını da konuşalım. Konuşalım. Fenerbahçe özelinden hareketle de konuşabiliriz. Genelde de konuşabiliriz. Bir, siz inanıyor musunuz yoksa e, burada da konuşulduğu gibi takım içinde ikilik yaratmaya meyilli bir sistem mi bu? İki, Fenerbahçe özelinde şu görüntüden çıkmanın reçetesi ne olabilir? Artık kalan 15 hafta. Şimdi ben Vanspor'da sportif direktörlük benzeri bir iş yapıyorum. Ender. Evet. Herhangi bir yerel basında ya da herhangi bir yerde Vanspor'la ilgili benim ağzımdan bir şey duyan oldu mu aranızda? Burada bile olmadı. Sadece Kulusal gerektiğinde söylüyorum bir şey olmadı. Bana maçtan sonra her maçtan sonra yerel basın olsun geliyorlar, bir şeyler soruyorlar. Hayır diyorum. Orada bir hoca var. Bu takımı hocasına soracaksınız. Katılıyorum Reha'ya. Her zaman gitmesi gerekmiyor. Gitmeyecek. Rahat bırakacak abi. Gerektiğinde kriz halinde gidecek oraya sportif direktör ve şey. Her gün oraya gidersen olmaz. Yüzün eskir doğru mu hocam? Yani şimdi... Ferik oluyor Üç tane adam ayrı kullanıyor. Demek ki orada biri o, o atsın, biri <laughs> bu atsın diyor. Klasik, değil mi? Ha, yani bu, böyle bir şey, böyle bir şey olamaz. Ya yani. burada çok ciddi şeyler var. Sportif direktör orada da Erman Hoca Farklı teknik yaklaşım. çıkıyor. Başkanla, e, takım arasındaki şahıstır. Ama o da her zaman takımın içerisinde olmayacak. Yani orayı her şeyi yetiştirmeye mi giriyor? Her Allah'ın günü oraya gidilmez ki. Bir ayrılacak, biraz uzak duracak takıma. Sorunu olan varsa alo der, çağırırlar, konuşur. Ya da futbolcu gider hocasına ya da hocası e, sportif direktörüne gider, derdini anlatır. O da başkanına iletir. O kadar iç içe olunca bu işler iyi olmuyor. Biraz orada e, haklıdır Reha Hocam. O, haklıdır Erman Hocam. E, ben onlara katılıyorum. Peki, reçete. Bir kere çete. Bir kere Öncelikle şunu bir e, yapacağı birinci şey. Bugün maçtan önce Erol Hocamız hala yayıncı kuruluşla ilgili şey devammıyor ya. Bırak sen genç sportif direktör yapacak. S bırak yöneticin konuşsun, o sportif konuşmayı. direktörün konuşsun. Camia konuşsun. O da ayrı konuşsun. enerji gidiyor he, değil mi sen, hocam? Sen enerji harayorsun ya. Sen adapte ol. Sen oyuncuna adapte ol. A planı, B planı 0-1 iken ne yapacağım? 0-0 sıfır iken pozisyona göre onunla ilgilen futbolcu Teknik adam bu işlerle uğraşmaz. Yayıncı kuruluşu unutun kardeşim ya. Sizi kullanıyorlarsa da hayır deyin ya. Bu benim işim değil. Benim işim top oynamak. Benim işim takımı yönetmekte Sen bırak o işlere girme. Onlar senin işin değil. Takımına konsantre ol. Maçına konsantre ol. Arkadaşlarını, futbolcularını takıma konsantre et. Çok yanlış. Doğru söylüyor. Çok evet. büyük hata ya. O, o, Maça doluyor. çıkıyorsun Erol, hocam. hocam. Yayıncı kuruluş konuşuyorsun hocam. Böyle şey bir şey olabilir yayıncı mi? kuruluşta yayınlandığı için. Takım yani, e, hakim yani, Mesut çıkar şey değil. Yani yayıncı kuruluşu. Hocam hakim Mesut'u çıkarmasın diye. Sana başka bir şey daha söyleyeyim. Bugün acaba dışarıdan kağıt geldi mi tekrar Erol'a? Not kağıtları. Ne? Nasıl yani? Not kağıtları geldi mi dışarıdan diyorum Erol'a? Hocam o, gelen çıkar, kağıtlar falan istatistikle alakalı ya, yardımcıların ya. kağıtları. Hocam mı? Başka o, ne kağıdı? Ya, hocam, hocam, hocam senin o kağıtlar şey olmaz yani. hocam. Yani e, onlar gelen hocam. online gelen her kulübe de var, her antrenörde de var. Direkt onlar gelir veya kulaklıkla söylenir. Ya öyle bir şey olsa hocam en kötü ne olur? Kulaklıkla bir şekilde söylenir. Senin dediğin gibi olsa bir telefon açılır, Tabii. söylenir. Kağıtla olmaz acaba. Reçiteye devam edelim en Evet. Hı. Daha sonra takımını toplayacaksın. Bir e, izole edeceksin herkesten. Oturacaksın, onları dinleyeceksin. E, nedir dert? Niye niye olmuyor? Mutlaka bir fikirleri vardır ama orada konuşulan orada kalacak. Ertesi gün hiçbir yerde konuşulmayacak. Sence kalır mı? E, takımın içerisinde şeyler vardır böyle. <laughs> Sence kalır mı? Köstebekler vardır. Kalması lazım hocam. Kalmazsa zaten sorunu çözemezsin ki. Dışarıya laf sızmamalı. Orada herkes eteğini, eteğindeki taşı dökmeli, konuşmalı, etmeli. Ee, ondan sonra sen penaltıcın belli olacak. Senin firkikçin belli olacak. Ben. Senin... Tolga, müzik vermedin ama ben müzik vermeyince şimdi <laughs> diyor ki e, reklam var abi diyor e, bir, birkaç kere tekrardı. Müzik gelmeyince biz hiç kesmiyoruz söyleyeyim. Ee, hocam bir virgül koyalım. Tamam. tamam. Ee, Tolga'yı bekletmeyelim. Bir e, önce bir özel reklamımız var, onu verelim.